3. Selam dostlar, bugün biz şahmat oyunu, yani zeki oyunu kimi tanınan bu oyundaki bir matı size öğreteceğim. Bu mat çoban matı kimi Türkiye'de adlanır, bizde ise uşak matıdır. Gene o çoban matını size öğretmeden önce size bir şey diyeyim. Siz bu matı tehditçe arkadaşlarına ileyebilirsiniz. İndik geçek biz matımıza. Önce bir şahın kabağındaki piyonu iki dama kabağına apar. Tam bura. Daha sonra bizim ekibimiz de bizim kabağımıza gelir. Ondan sonra biz vezirimizi getirip piyonu uzayacak şekilde. Ondan sonra rakibimiz biz bu piyonu tuttuktan sonra bize udmamız gereken bir hamle edin. Mesela atı getir buraya. Çünkü biz bunu utsak getirip atı da bizi udacak. Ya piyonu bir getir biz bir tuttu, o da gel bir olacak. O gelip atı seçip getir bela. Daha sonra biz vezirimizi vermek istemediğimizde fili getir atın kabağına. Bak bela. Sonra kabağımızdaki ekip bizim ne yemek istediğimizi başa düşmeyip vezirimiz yemek için atını getir buraya. Ondan sonra biz gelip piyonu böyle udur. Ve ekibimiz bize uduzur. Neye göre? Çünkü şahmatta şah ve mat deyende adam uduzur. Mesela neye göre diyeyim? Şahın kaçacak yeri ol mu? Kaçabilir. Neye göre? Çünkü bu matta da, çoban matında da. Gerçi bizi bile utsa bile biz gelip onu filiyle udabilir. Onun çıkış yolu yoktu. O gelip bak böyle gelebilir. Bile. Biz de onu bak böyle vurabiliriz. Onge, şah ve mat. Biz bu videomuzda çoban matı, yani uşak matını sizlerle birlikte öğrendik. O bir videolarımızda görüşene de. He, bir de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun.